Merhaba, ben Cengiz Erdinç. Bir zorlu 24 saat kadar geçirdikten sonra burada özgür, sadece adli kontrolü olan bir gazeteci olarak buradayım. Haftada bir gün imza vereceğim ve yurt dışına çıkmam yasak. Zaten de böyle bir niyetim yok. Gazetecilik yapmaya, bu ülkede gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Herkese teşekkür ederim, tanıdığım, tanımadığım, destek olan, arayan, soran avukatlarıma, bunun için seferber olan, sadece ifade özgürlüğü için seferber olan, gece yarısı Ankara'ya giden, oradan Ayvalık'a dönen, çünkü doğru bilgi verilmemiş, bunu öğreniyorum, yeni öğreniyorum ben. Nezarette geçirdim bir geceyi. Polisler çok düzgün davrandılar. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama dediğim gibi avukatlarıma haber verilmemesi ağır bir durum. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Bu sabah savcı karşısına çıktım. Savcı bana haberimle hiç ilgili hiçbir şey sormadı. Sadece işte iki tane tweet, bu sizin mi diye sordu, bu hesap sizin mi diye sordu. Evet dedim, bunlardır, doğrudur vesaire. Bunun üstüne adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Burada önemli olan şu, evet ben serbest bırakıldım ama gazeteci Tolga Şardan hala hapiste. Ben 4 bir metrekare bir yerde, bunun ne olduğunu biliyorum. O hani eşinden, çocuklarından uzakta ve sadece gazetecilik yaptığı için hapiste. Bu kabul edilmez bir durum. Olmayacak bir şey bu. Yani bu ne hukuka, ne biz böyle muz cumhuriyeti değil burası. Evet o oluyor, bu oluyor ama bir gazeteciyi doğru yaptı haber yüzünden, haberi doğru diye, buna rağmen yalan haber diye hapse tıkamazsınız. Olmaz bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin ahlakı, hukuku, ne olursa olsun, evet hukuk ayaklar altında, yerlerde, yargı bağımsız değil ama bu kabul edilemez bir şey. Bu şartlarda bile kabul edilemez bir şey. O yüzden Tolga Şardan'ın tutukluluğunun kaldırılması için herkesin asla pes etmemeye, devam etmeye, savaşma, çağrı yapmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bunun için ayrıca teşekkür ederim.